Değerli hocalarım, değerli konuklar, Bilkent Üniversitesi adına BAGEP 2023 ödül törenine hepiniz için hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Bu güzel ve anlamlı toplantıya ev sahibi yapmak hakikaten bizim için gurur. Biliyorsunuz Bilkent ismi bilim kentinin kısaltılmışı. Dolayısıyla Bilim Akademisi'nin bu organizasyonun burada olması ismimize de bir atıfta bulunuyor diye düşünüyorum. Değerli konuklar, günümüzde teknolojinin geldiği nokta işte artificial intelligence, robotlar vesaire. Pek çoğumuzun kafasında bilimin ve bilimsel yaklaşımının dünya çapında zaferini ilan ettiği gibi bir izlenim yaratıyor. Diyoruz ki artık bilim galip geldi, herkesin umurunda. Halbuki gerçek hiç de öyle değil. Günümüzde bilim karşıtlığı ve sahte bilim kendilerine geniş bir alan bulmuş ve bu alan sürekli gelişiyor. Bunu görüyoruz örneklerinde. Oysa bilimi umursamamanın ve bilimsel yaklaşıma inanmamanın vahim sonuçlarını yakın geçmişte gayet açık bir şekilde yaşadık. Bunun en yakın örneklerinden biri Covid-19 salgını sırasında yaşananlar. Hatırlarsınız, aşı karşıtlığı bazı ülke ve bölgelerde öyle yaygın bir hal aldı ki hastalığın önlenmesi ve verdiği zararların kontrol altına alınması yönünde çok ciddi engeller oluşturuldu. Çok sayıda hayatı ne yazık ki bu yüzden kaybettik. Bu arada şunu belirteyim, biz Bilkent'te bilime inandık burası Bilkent'te ve %98'lere varan aşı uygulaması sayesinde öğrencilerimizden ve çalışanlarımızdan hiç kayıp vermedik. Bilime inanmanın veya bilimsel önlemleri dikkate almamanın, bilime inanmamanın ve bilimsel önlemleri dikkate almamanın en geçici sonuçlarından birini de deprem sırasında anladık. Depremde yaşadığımız bu müessif deprem sırasında. Fay hattının gelişim kurulmasının, temel mühendislik ilkelerinin ihlal edilmesinin nelere mal olduğunu ne yazık ki yaşayarak öğrenmek durumunda kaldık. Bilim yapmak meşakkatli bir iş. Bu süreçte bilim yaparken bilim insanları zaman zaman büyük manevi bir has buluyorlar ama diğer zamanlarda üzücü hayal kırıklığıyla yaşayabiliyorlar. Bir bilim insanı olarak büyük bir gururla geliştirdiğiniz teorik modeliniz yeni deneyler veya verilerle yatsına giriyor. Her şeye yeniden başlıyorsunuz, işin başına dönüp yeni bir arayışa giriyorsunuz. Ama her şeye rağmen sonunda yaptığınız işlerden büyük bir has buluyorsunuz. İşte tüm bu nedenlerle bilim yapanların, bilime katkı veren bilim insanlarının ödüllendirilmesi çok büyük bir önem taşıyor. Özellikle genç bilim insanlarının başarılarını görmek ve onlara yaptıkları için ödülünü hissettirmenin en iyi yollarından biri bu tür ödüller ihlas edip daha sonra da tercih etmekten geçiyor. Bu nedenle BAGEP ödüllerini düzenleyen Bilim Akademisi'ne teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten çok değerli, çok ünlü bir iş yapıyorlar. Ödül alan bilim insanlarımızı ve onlara destek olan başta aileler olmak üzere herkesi kutluyorum. Bu arkadaşlarımızın başarılarının devamını dilerken sözlerimi Cumhuriyetimizin 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatta en hakiki kuşu bilimdir, fendir sözleriyle bitirmek istiyorum. Teşekkür ederim. Çalışmalarını, faaliyetini bu kapsamda yürüten bir akademidir.
yine bahsettik. Bu tamamen bağışçıların desteğiyle ilgilen çok başarılı bir program. En büyük teşekkürü bu bağışçılara yaparak başlamamız gerekiyor. Burada listeyi görüyorsunuz. Kurumsal bağışçılarımızın yanında kişisel bağışçılarımız da var. Bu sene bütün bu bağışçıların desteğiyle 39 tane genç bilim insanına bu ödülü verebiliyoruz. Kendilerine teşekkür ederiz. Yine Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin işbirliğiyle Bage Tıp alanında Bage ödülü kazanan bir genç bilim insanı aynı zamanda Türkan Saylan bilim ödülü sahibi de olmaktadır. Bugün bu Bage ödülünü takdim ederken kendisine Türkan Saylan bilim ödülünü de ilan edeceğiz. Çok kısaca istatistiklere bakacak olursak yıllara göre başvuru sayılarını görüyorsunuz. 300 civarında sayılar gidiyor, azalıyor, artıyor. Son birkaç senedir, daha doğrusu bu sene biraz azalma var. Burada da getirdiğimiz bir kural sebebiyle 2 sene peş peşe başvuru yapmadan 1 sene ara verilmesine özgeçmişlerin biraz daha kuvvetlendirilmesi açısından yeni getirdiğimiz kural sebebiyle bu sene biraz düştü ama 250'ye yakın başvuru çok farklı alanlara göre ayrılmış yürürler tarafından oldukça titiz değerlendirildi ve bütün bu değerlendirmenin sonunda bu 2 ay süren bir proses bu seneki ödüller ortaya çıktı. Ödüllerin alanlara dağılımına bakacak olursak 3 alan üzerinden bakıyoruz. Fen bilimleri, sosyal bilimler ve sağlık bilimleri. Genelde fen bilimleri, bunun içinde mühendislik bilimleri de dahil edilmiş durumda. Biraz daha başvurular yüksek. Bununla orantılı olarak da ödüller bu alanda biraz daha yüksek. Bunu sosyal bilimler takip ediyor. Sağlık bilimleri, tıp ve eczacılık biraz daha küçük kalıyor bir yerde iki alanla karşılaştırdığımız zaman. Bölgelere baktığımızda Ankara, İstanbul ve İzmir üç büyük şehrimizde tabii üniversite sayıları da çok fazla. Buradan kazanılan ödül sayıları da oldukça fazla. Diğerlerinin tek tek kırılımını vermedik ama değişik Anadolu'ya dağılmış değişik şehirlerden de ödüller burada tabii bir önemli kriter kadın erkek oranı gönül ister ki %50 olsun ama burada ancak %30'u yakalayabiliyoruz. Buradaki istatistikte artık oldukça kararlı bir şekilde %30-35 civarında kadın bilim insanı bu ödülleri kazanıyor. Arada böyle bir dağılım gözlemekteyiz. Şu anda aslında artık ödülleri vermeye başlayabiliriz. Evet. O zaman ilk ödülle başlıyorum. Sinan Erenzu, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden ödülü vermek üzere Bilim Akademisi Başkanı Sayın Erkan'ın adına. Bilim Akademisi Kurucu Başkanı Ali Altan.
Özkan Çağlayan, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden ödül almak üzere canlandırılmak lazım. Özkan Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimleri Bölümü'nü
İrfan Kumbasar, İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisi. Bir ödül vermek üzere ODTÜ öğretim üyesi, Bilim Akademisi üyesi Aylin Aladın'ı da aldık. Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin Sayın Bayan Yılmaz'ı davet ediyorum.
Siz bana daha kendimi yeni söylüyorsunuz ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ya hayır, ben şu an toplantıdayım. Thank you.
Burcu Sanat Kadar, Sabah Üniversitesi Mahalle Mühendisliği Mühendisliği ödülü vermek üzere Bilim Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Yılmaz'ı davet ediyorum. İlyas Çağlar Yıldır, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi. Bu ödülde özel ödüllerden bir tanesi Bilim Akademisi üyesi hocamız Okan Arkan'ın verdiği özel tıp ödülü. Ödülü vermek üzere yine ben Halil Hocam'ı rica ediyorum.
Burak Koçuk, Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği, ödülü vermek üzere Bilkent Üniversitesi Elektrik Bölümü